Normal yani şu kış günü çok normal. Çünkü kış günü yetişmesi kolay değil. Pazar fiyatlarını pahalı buluyoruz tabii ki. Yani şu dönemde özellikle korona döneminde fazlasıyla pahalı. Pahalı olduğunu düşünüyorum eskiye nazaran artmış durumda. Her hafta kurulan Perşembe Pazarında Laf Sokak'ta ekip olarak bu hafta fiyatları inceleyip halka sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Pazar fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Bence uygun. Kötü bulmuyorum yani. Yani istediğim her şeyi alabiliyorum. Tabii sürekli başka yani seneyle karşılaştıracak olursak tabii ki farklı ama ben memnunum. Çok pahalı değil. Pazar fiyatları yüksek. Yani zamanına göre, mevsimine göre ürünlerin hepsinde fiyat artışı var. Biraz pahalı. Maliyetler yüksek, fiyatlar biraz pahalı. Vallahi pazar fiyatlarını hükümeti yönetenler gelsin şu tezgahlara baksın. Kendilerinin aldığı en kötüsünün aldığı 20 milyon maaş. Burada vatandaş asgari ücretle ay sonunu getirmenin derdinde. Çıkıp da oradan bol keseden konuşmasınlar. Gelsinler pazarı gelsinler. O bizim Kayseri milletvekili dün çıktı dedi ya. Asgari ücretlerin evinin önünde araba var. Buyursun gelsin, kimin önünde araba varsa bakalım. Pazar tezgahlarına gelsin baksın. Veya marketlere gitsin baksın. Sonra çıkıp konuşsunlar. Birkaç gün öncesine göre, hani geçen haftalara göre bu hafta daha uygun. Ya nispeten düşme var. Önceki haftalarda atıyorum bir marul 5 lirayken bu hafta 2 tanesini 5 liraya satıyorlar, 3 liraya falan veriyorlar gibi düşmüş yani. Bu hafta daha uygun. Vallahi pazar fiyatları fazla da ucuz da değil. Fazla indirimli de değil. Normal yani şu kış günü çok normal. Çünkü kış günü yetişmesi kolay değil. Yaz gibi değil. Normal görüyorum ya. Yani çok da pahalı görmüyorum. Çok normal. Pahalı pahalı. Çok pahalı. Pazar fiyatlarını pahalı buluyoruz tabii ki. Neden pahalı buluyorsunuz? Yani pahalı, aldığımız her şey pahalı. En az 5 liraya. 5 liradan aşağı hiçbir şey yok. Zor. Tabii ki pahalı. Yani şu dönemde özellikle korona döneminde fazlasıyla pahalı. Genel olarak pahalı olduğunu düşünüyorum eskiye nazaran. Artmış durumda. Her şeye zam geliyor bir şekilde. Marketler ve pazar fiyatı arasında bir fark var mı? Tabii duruma göre değişiyor yani. Alacağınız şeye göre değişiyor. Haliyle seçiyorsunuz, soğuklarda don oluyor. Ama ben her zaman pazarı tercih ediyorum. Olmaz olur mu? Tabii ki var. Marketteki ürünle buradaki ürünün arasındaki fiyatlarda fark mevcut. Oluyor. Marketlerle pazar arasında aşırı fiyat farkı var. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela ben 2000 gramlık yumurtayı 20 liraya veriyorum. 25 lira. BİM, A101, Şok gibi marketler, yani en ucuz marketlerde 25 lira. 2000 gram yumurta yani. Tartabilirsiniz yumurtayı. Fiyatı o şekilde de kıyaslayabilirsiniz. Var tabii, olmaz olur mu? Haliyle. Bugün şurada 4 kilosunu 20 liraya aldığınız şu portakalı, orada 4 kilosunu almanızın mümkünatı yok. En kötüsü 6 bin lira markette. Var. Bazı marketler pazardan da daha yüksek fiyatta. Bazen de pazar marketlerden yüksek olduğu zaman oluyor. Farklılık gösteriyor. Şimdi oran daha pahalı. Burası biraz daha bana ucuz geliyor. Tabii ki yerleri falan para ödeniyor. İster istemez şey yaptıkları, ne derler ona, işte kirası falan oluyor. O yüzden burası biraz daha bana ucuz geliyor yani. Var tabii, marketler daha pahalı. Pazar olmasa zaten marketlerin yanına hiç varılmaz. Tabii ki marketlerde hani sebze meyve olarak onlar sanki bir tık daha pahalı. Ama mecburen bazen işte bu yasaklardan dolayı marketlerden de alışveriş yapmak zorunda kalıyoruz. Ya tabii ki pazardaki fiyat olarak biraz daha uygun oluyor. Hem de direkt şeyden, tarladan geldiği için taze de oluyor. Fakat marketteki günbirlik olarak satılmadığı için hem taze olmuyor hem de fiyatları daha yüksek. Marketler daha pahalı ama marketlerde de seçme şansınız oluyor. O daha iyi oluyor. Ama tabii pazardaki gibi taze değiller.